Merhabalar Yatırım ve Finanso hoş geldiniz. Ben Taha Göktaş. Bugün yine çok değerli bir video ile karşınızdayım. Konuşacağım önemli konular, önemli haberler söz konusu. Sizden ricam biliyorsunuz videoyu sonuna kadar izlemeniz. Ayrıca herkesten ricam şu videoya rekor bir arkadaşlar yorum sayısı ve beğeni bekliyorum. Sizden ricam bu. Aşağıya inip video hakkındaki düşüncelerinizi, sorularınızı, isteklerinizi veya benim videoda konuştuğum şeylerle ilgili muhalefetlerinizi aşağıya yazabilirsiniz. Ben hepsini okuyorum. Geri geldiğinde cevaplarımı veriyorum. Şimdi çok uzatmadan başlayalım. Genel olarak endeks tarafı sabah kötüyken son bir saat kala daha pozitif bir piyasa gördük ki belli başlı hisselerimizde önemli artışlar var. Acaba tavan tavan serisi gelecek düşünceleri var. Bunlara tek tek değineceğiz. Ben öncelikle endeks tarafıyla başlamak istiyorum. Şöyle bir endeksi inceleyelim. 8946 seviyesine gelen bir endeks söz konusu. Buna rağmen üst Bollinger bandında daralma söz konusu ve Kauf bandı riski seviyelerde. Dün de söylediğim gibi dün de açıklamam bu yöndeydi. 9000 seviyesinin yüksek oranda gözükme ihtimali şu an bizlere karşılıyor. Ama 9000 seviyesinden te ardından tepki düşeceğime ihtimalde bir o kadar yüksek. Hala borsada aşırı sert yüksek bir artış için doğru zaman değil. Neye dayanarak bunu söylüyorsun? Hem e, dün açıkladığın, dün videodaki arkadaşlar ki her gün saat 19'da inceliyoruz biliyorsunuz ki bunları izlemeyi unutmayın. Yabancı kuruluşların, kredi kuruluşlarının faiz ve entisi ki benim de faiz ve entim Ocak ve Şubat aylarında faizin gelmesi yönünde. Bu da arkadaşlar bizlere Kasım ayında da öyle aşırı sert bir borsa artışı olacağını söylemiyor. Peki diyeceksin ki bize öğretilen bir gerçek var ki zamanında sen de bize böyle öğrettin. Borsada bir şeyler önceden fiyatlanır. Evet doğru ama politika faizin düşüşü 2-3 ay önceden fiyatlanmaz. Neye dayanarak bunu söylüyorsun? Piyasadaki yetersiz hacme dayanarak söylüyorum ki az sonra aracı kurum dağılımında göreceksiniz. Piyasada hacim yok ve aracı kurumlar mesela bankof gibi kazanmak için daha uzun vadeli planlar yerine kısa vadeli alsatlar yapıyor. Bunun bunun yüzünden de biz politika faiz indirimini bir iki önceden fiyatlayamayız. Maksimum 10-15 gün kadar fiyatlanmaya başlarız. O yüzden de en erken aşırı sert borsa artışı Aralık Ocak ayında gözükecek gibi duruyor aklınızda bulunsun. Hisselerimize geçtiğimizde Türk başta 0.35'lik bir artış, yüksek bir artış, çok kötü bir bilançosu var aslında. Yani burada 146 TL seviyesini görüp düşebilir. Türk Hava Yolları tarafında önemli bir artış geldi. Güzel bir bilanço gelmişti. E, ee, yükselişi devam ediyor. 282 TL seviyesinde. 289 TL, 290 TL seviyesini görme ihtimali var ki ben uzun vadede sevsem bile kısa vadede öyle aşırı aşırı sert bir yükselişten bahsedemeyiz. Bence daha çok yavaş yavaş uzun vadede toplanacak bir hisse. Alstor'da 88 TL civarındayız. 91-92 TL seviyesi gözüktü. Ben bu seviyeden Astor almam. Benim Astor planımı biliyorsunuz. Ben iki param varsa birini bir ay, diğerini bir ay sokarım. Yavaş yavaş sokarım. 3 param varsa diğerini sonra iki ay sokarım. öyle bir anda Astor almam. Ki RSI seviyelerine baktığımızda da şu an düşüş sinyali var. Ayrıca buradaki 91-92 TL seviyesine görüp düşmüş. Ki Astor endeks eksideyken bile 0.90 civarında artıdaydı. Yani burada 91 TR seviyesinde direnç olma ihtimali ve oradan düşme ihtimali söz konusu pek alım sinyali söz konusu değil MIA teknoloji tarafına geldiğimizde 0.28'lik bir artış var Daha çok yatay sinyal veriyor aşırı iyi bir bilanço gelmedi Büyük bir artış beklemiyoruz bence pahalı bir hisse ki endeksin az arttı Stapolester endeks fazla arttı bu civarda da aşırı sert bir yükseliş yine beklemiyorum Hem bollinger hem düşüş devam ediyor Daha çok yatay bir sinyal görme ihtimalimiz söz konusu diyebiliriz Şimdi burada ne alaka diyeceğiniz marka hissesiyle karşınızdayım. Çünkü markada durumlar tuhaf. Hem tavan tavan serisi başladı mı söylenleri var. Hem de başlıkta gördüğünüz gibi insanların bir tuhafına gitti. Açtılar. Geldiler buraya aşağıya indiler. Bilançolar tümü. Ve burada markada %5957 net kar değişimi. Yani 60 kat %6000 bir kar artışı gördüler. Allah Allah. Bir de üzerine tavan yaptı. Bu gerçek bir net kar artışı mı? Marka böyle bir artışla çünkü gerçekten net kar 60 kat artıyorsa bir şirkette reel manada o şirket en azından 8-9 tavan yapabilir. Özellikle Marta gibi be, bir şirkette yani 8-9 tavan ne abarttım be şirketin değeri 3 katına çıkar mı? Normalde çıkmaması lazım. Ama bizim borsa İstanbul'umuzda çıkar. Peki dediğin bu gerçek artış markada var mı? Hemen inceleyelim. Yok. Neden Arak söylüyorsun? Çünkü satışlar %401 artmış. Doğru. Güzel bir artış. Gerçekten şirket fena değil. Ama asıl şirketimizi pozitifleştiren şey net karda. Geçen sene 13 milyon TL zarardayken bu sene aynı çeyrekte 7.6 milyon TL kâra geçmek. Yoksa birinci ve ikinci çeyreğe göre kötü bir net dönem kârı geldi fevk düştü. Satışlar düştü çeyreklik bazda. Sadece geçen seneki durum daha kötü olduğu için marka tarafında böyle bir artış söz konusu. Yani bu artış reel bir artış değil. Peki hiç mi olumlu bir şey yok? Tabii ki geçen seneye göre artışta olması güzel. Öz kaynak artışı var. Borçlara ara eksi de. Varlık artışları söz konusu olsa bile marka tarafında büyük bir tavan tavan serisi beklemiyoruz. Ayrıca marka benim için pahalı şirketlerden biri. 8.46 çarpana sahip. Yani e, uzun vadede belki potansiyele sahip olabilir. Dolaşım oranı yüksek %99. Yani çarpanları yüksek olsa bile ödenmiş sermayesi düşük ama. Böyle orta vadede öyle çok çok büyük bir artış beklediğim şirket değil. Bunu da size söyleyebiliriz. Bununla beraber sen burada hissemizde e, 74 bölgesinde bir direnç seviyemiz var. Hisse 123 TL civarından düşmüştü ki. Bu 123 TL civarında da 11 TL'den hatta bırak 11 TL'yi. Bu ise Ocak 2023'te 3 TL'ydi yani 40-50 kat artış yapıp düşmüştü buraları. Hala ki oradan 20-30 kat artış yaptı. Ben bir daha böyle büyük bir artış şu anlık beklemiyorum. Peki diyeceksin ki yarın ne olur? Sen yarın da bekliyorsun? Bakalım bofa almış derinlik tarafında tavanda 2477 lot sayısı var. Yani 2 milyon lotu olan bir şirket için 2477 bence aşırı da yüksek sayılmaz. Yani, e, görüyoruz burada ben 20 milyon lotu var. O yüzden markada yarın tavan ihtimali düşük. Yani sabahki duruma bağlı ama öyle 4-5 tavanlık bir tavan serisi başlayacak gibi durmuyor. Ki Türk Reşi, Ziraat Bofa, Türk Hava Bofa yatırım finansman yapı kredi az soru. A1 Ak genel bir doğal Miyateki Sasa Bofa'yı da Sasa almış arkadaşlar. Genel olarak Bofa'nın alışı söz konusu. Bofa satışa geçerse tekrardan büyük sıkıntılar başlar. Bunun dışında bankacılık sektörü bir bazlı bir artış vardı. Bankacılık 1.89 arttı ki Türkiye'nin en büyük şirketi garanti 3.34 arttı. Burada da 12.000 seviyesi gözük ardına yataya bağlayacaktır. O yüzden aşırı aşırı sert bir artışı Borsa İstanbul'umuzda şu an beklemiyoruz. 21.000 seviyesi Amerikan borsasında gözüktü Amerikan borsası önemli bir borsa. Yani %1'lik bir artış yaptı. Bundan sonraki hedef artık 25.000 ben 2025 yılında 25.000 seviyelerinin gözükeceğini düşünüyorum. Özel, Tesla'da güzel artışlar devam ediyor %2, %2 civarında arttı ki Donald Trump danışman olarak Elon Musk'ı heyete almayı düşünüyor Bunun dışında Apple ve Nvidia hisselerindeki artış sürüyor Şu an riski bir dönemdeyiz bence aşırı sert bir şekilde girmeyin ama yavaş yavaş Amerikan borsası bir yıllık vade için toplanabilir Alman borsasından, İngiliz borsasından, Avrupa borsasından kaçın Amerikan borsası her zaman daha iyi diyeceksin ki kardeşim yıllardan beri Alman borsası bize kazandırıyor. Açalım şurada DAX'ı. DAX endeksi bize kazandırıyor, sıkıntı yaratmıyor. O devir bitti artık. DAX'ın yani artışta gözükse bile DAX'ın büyük dönemi bitti. Altın tarafında 144'lük bir artış geldi dünkü büyük düşüşten sonra tepki yükselişi. Benim düşüncem değişmedi. Altın yavaş yavaş artmaya devam edecek. Bunu dün de söylemiştim. Ama söylediğim bir şey de vardı ne altın ne gümüş tarafında eski artışlar gelmeyecek. Yani ne bu eski artış ocakta 2000 dolar olan altın 2600-2700 dolar civarına %35-%40'lık bir artış yaptı. Artık böyle artışlar altın tarafında gelmeyecek. Hem burada Çin ekonomisindeki daralma hem de Amerika'nın borsa ülkesi olması ve kripto yatırım yapacak olması çok daha değerli. Altın tarafında 4000 dolar hedef olanlar varsa bence bir bardak soğuk su içebilir. Benim hedefim 3000 dolar 3200 dolar maksimum daha üzeri şu anlık zor. Gram altın tarafında aynı şekilde 10 altın artmadığı için doların artışta yavaşlayacağı için eskisi gibi özellikle son 1-2 yıldaki artışları mumlarayacağız. Gümüş tarafında aşırı sert bir düşüş geldi 34 civarına 31'lere düştü. Tekrardan kendine 32.5 bandını atacak olsa bile aşırı sert artış beklemiyorum. Dolar artmaya devam ediyor. Bugün biraz Euro kendini toparladı. 34 24 seviyelerinde belli bir süre yatay kalacaktır. Yıl sonunda 35 TL seviyelerini görür. Bitcoin rekor fiyatında 75 bin dolar seviyelerini gördü. Önemli bir seviye. Hatta onu bırakın 76 bin dolar seviyesini gören bir Bitcoin'den bahsediyoruz. İki gün önce bunun hakkında konuşmuştum. Bazıları saçmalıyorsun demişti. Ben Bitcoin'in 80 bin dolar civarını görüp ardından tepki düşüşe yapabileceğini düşünüyorum. Uzun vadede Bitcoin'in 100 bin dolar hedefi açıldı. 100 bin dolara, dolara girecektir. Ama 500 bin dolar, 1 milyon dolar falan söyleyenler bence şu anlık saçmalıyor. Dediler ki Amerika işte 20 yıl boyunca e, sürekli her yıl 200 bin Bitcoin alacak. Toplamda 20 yılda 4 milyon Bitcoin alacak. Yani Bitcoin rezervinin %20'sini eline alacak. Tabii ki güzel bir proje Bitcoin artıracak. Belki 200 bin dolara getirebilecek bir proje. Ama bence bu yıl 2025'te en fazla 100-120 bin dolar civarına geçemez. Onun yerine altcoin'ler çok daha değerli. Ethereum gibi. Ethereum içinde şu an asalım seviyesi 2600. Sol tarafında 176 dolar. Aks tarafında makul seviyelerde olduğunu açıkçası düşünüyorum. Bunun dışında aracı kurum dağılımına geldiğimizde yatırım finansman ve bofa bazlı bir alış vardı. Baktığımızda yatırım finansman Anadolu Efes garanti gibi hisler alırken Bofa, Türk Hava Yolları, Koç, iş gibi ana almış. Peki sence bu iyi bir şey mi? Bence yeterli değil. Dün de demiştim sizlere. Bofa'nın da yapı kredinin de işinde 30 milyar TL üzerinde hacme sahip olması lazım ki. Uzun vadede artış sergileyebilirim. Bugünkü hacim yine fena bir hacim değil. Güzel bir hacim vardı. Ama borsanın uzun vadede artışa başladığını gösteren bir durum söz konusu değil. Öyle uzun vadede artış falan yok. İş garanti GSP tarafında da satışlar söz konusu. Şimdi aşağılara indiğimizde e, sektörler tarafında factoring, servis, otomotiv ulaştırma, ilaç sağlık artarken ki ilaç sağlık bence veya ucuz. Saru finansman girişim, kevet ambaraj, varlık yönetimi arttı. Bugün içerisinde bilançolar gelmeye devam ediyor. Yarın yine Peker'in, Tibor gibi şirketlerin, Gürsel gibi şirketlerin bilançolarını inceleyeceğiz. Ben geldikçe bu bilançları sizin karşınıza sunacağım. Hisselerde alert, Egen, Türkstan, Sanatlı Efes artarken Batı Çim, Reader, Katlı evim Argot ve Karsan düştü ki Argot'un düşeceğini ve Reader'ın düşeceğini söylemiştik daha önce. Anadolu Efes'inde bence artışlarının sonuna geldik. Her gün söylemekten yorulduğum bir yere daha geldik. Halka arzlar düşmeye devam ediyor. Kaybettirmeye devam ediyor. Bazıları bunda yine direniyor. Arkadaşlar halka arzlar kazandırmayacak. Çok uzun bir sürede halka arzlarda ralliler gelmeyecek. Sen fark ettiyseniz halka arz artık yayınlanmıyor. Kimse girmediği için de Borsa yani borsada bir rally başlayana kadar halk arzların yeniden olacağını ben zannetmiyorum. Haberler tarafına geldiğimizde ise çok konuşacak haberimiz yok. Borsada yeniden alış tarafındayız. KKM'ye düşmüş ve şirketlerin raporları geliyor ki bununla ilgili ekstra bir video çekeceğiz. Astor'un yurt dışı işleri devam ediyor. Şimdi birazcık da haberler kısmımıza geçelim. Yani değerli haberlerimiz söz konusu. Neymiş bu haberlerimiz? İlk haberimiz Beyli tarafından geldi. Faiz çok düşük seviyeye inmeyecek dedi. İngiltere Merkez Bankası Başkanı. Bu da öyle ekstrem borsa artışlarını hem dünyada hem Avrupa'da hem Türkiye'de göstermiyor. Yani yükseltmeli 2025 yılında 14.000 civarında bir borsa görebiliriz. Ayrıca haberler tarafını almadığım ama başlığa yazdığım bir konu var. Onun hakkında da konuşmak istiyorum. Ben bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Bazıları diyor ki izlenmek için yapıyorsun. Kardeşim bunun YouTube'da yapanı var. Öyle her hafta hatta her gün borsa işleri hakkında bir şey paylaşan var izlenmek için. Ben yapmıyorum sadece ayda bir belki hani belki 2 ay olmuştur ben son videoyu çekeli. Siz merak ettiğiniz için konuşma ihtiyaç duyuyorum. Dediğim gibi bundan prim yapmaya kalksam her gün bunu çekerim. Her gün de izlenir yani biliyorum farkındayım. Ama ben bunu yapmayacağım çünkü dediği her şey mantıklı bulmuyorum. Ee, ne dedi de Çok fazla sordunuz şunu dedi borsanın 500 dolara gideceğini bu düşüşlerin alın fırsatı olduğunu peki sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun borsa gerçekten 500 dolara gidecek mi? Ben bu konuda hayır cevabını kullanıyorum bence borsa 500 dolara falan gitmeyecek 2025 yılında ben borsacıları gibi düşünmüyorum. Onun mantığı şu borsa her zaman artar. Hayır arkadaşlar borsa her zaman artmaz. Her zaman da alınacağını düşünen bir insan değilim. Allah Allah. Sen borsacı kanalısın nasıl inanmıyorsun? Evet kardeşim 500 dolar borsanın reel fiyatı ama en son 2013'te gözüktü. 2010'da gözüktü. Ben bir gün 5 500 dolara inanıyorum. 2026 veya 2027 yılında 500 dolara inansam bile bence 2025 yılında borsanın gelebileceği en fazla yer 350 dolar 380 dolar civarı daha üstü bir borsa artışını ben 2025 yılında beklemediğimi söyleyebilirim. Ki 350 dolar bizim için yeterli. Yani dolar 40-42 TL falan olur diye tahmin ediyorum. 350 dolarda borsa gelse endeks 14.000-15.000 enflasyonu çok daha üzerinde getirin. O yüzden hedeflerimizi 350 dolar olarak öyle yaparız. Diyeceksin ki hangi istirahı almalıyız? Bence biraz daha biz 30 bazlı kalmamızı ben öneririm dediğim gibi borsacıların yorumu hakkında da konuştuk. Öyle gaza gelip de borsa 500 dolar tüm parametreyi asla altın, kripto, Amerikan borsası pozisyonlarımızı da koruyalım. Adamın dediği şeye laf etmiyorum. Kendi düşüncesi. Belki benim düşüncem yanlıştır. Ama benim şahsi kanaatim bu yönde. Bunun dışında hala arkadaşlar otomotiv pazarında aşırı sert yükseliş beklemediğimi söylemeye devam ediyorum. Dün de bunu söylemiştin kardeşim hayırdır otomatik otomotiv pazarına savaş mı açtın? Hayır otomotiv pazar yine artacak. Ford, Tofaş, Doğuş yine artacak. Ama eski son 5-10 yıldaki Ford artışını göremezsiniz. Ne denerek göremezsin? BYD ve Tesla pazarı manipüle etmiş durumda. Diğer şirketler, ya Ford Otosan'dan bahsetmiyorum. Ford'un ana şirketinden de bahsediyorum. Öyle eskisi gibi büyük artışlar yapmayacak. Niye? Mesela en basit örnek Toyota'nın net karı %26 geriledi. Bir örnek Asya pazarından. Bunun dışında Nissan örneği. Nissan küresel düzeyde üretim kapasitesini %20 düşürmeyi planlarken 9000 çalışanını da işten çıkaracak. Şirket Mitsubishi'de de daha hali hazırda %34 olan payını da azaltmaya planlanıyor. Nissan da otomotiv sektörüne çıkıyor. Ben o yüzden Alman borsasına DAX'dan çıkın diyorum. Alman borsası yüksek oranda otomotiv pazar endeksi borsadır. Özellikle Mercedes'ler, BMW'ler falan bunlar artık sıkıntılı şirketler. Bunun dışında ne var? Almanya'da sanayi üretim beklentinin üzerine daraldı. Almanya'da sanayi daralıyor. Berbat bir haber. Bunun dışında ne haberimiz var? Almanya'da siyasi karız. Almanya'da Başbakan Olaf Scholz, Maliye Bakanı'nın görevden alması ve erken seçime zemin hazırlaması ülke iktidar koalisyonunu e, ülkedeki iktidar koalisyonu çöktü. Yani Almanya'da işler sıkıntı ve sakın Alman borsasında işlem yapmayın arkadaşlar. Dediğim gibi çok büyük sıkıntıda olacaksınız. Benim şahsi kanaatim en azından bu yönde. Bunun dışında dediğim gibi KKM'ye düşmeye devam ediyor. Umurumuzda mı? Hayır. KKM yıllar önce bize yapılmış bir belaydı. Ki bence bu yap vatana yapılmış en büyük ihanetlerden biriydi. Açık açık da bunu söylüyorum. Halkın cebinden parayı zenginlerin cebine aktardılar. Ki yani hesabında kimse sormadı. Alıştık artık birileri yapıyor. Kimse hesabını vermiyor. Ne hukuk önünde ne, me ne mecliste. Çok da fazla bu konuya girmek istemiyorum çünkü kinliyim. Çünkü benim cebimdeki para da gitti yani halkın cebindeki para gitti. Genel olarak durumlar bu şekilde diyebiliriz arkadaşlar. Benim diyeceklerim bu kadardı. Sizden ricam biliyorsunuz videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açıp yorum yapmanız. Daha fazla içerik için ve bana destek için de katıl tarafına gelebilirsiniz. Hepinize, ailenizle mutlu, bol kazançlı, iyi günler dilerim.